T24'e hoş geldiniz. Bugün konuğumuz HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar. Sayın Sancar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi bir yayın olsun sevgili Murat. Teşekkür ederim, sağ olun. Sayın Sancar, şimdi tabii siz şu anda siyasetle şapkanız var ama bir akademik geçmişiniz var. Yazarlığınız var. Radikal 2'de Tuğrul Ayrılmaz döneminde yazılarınızı hala hatırlıyorum. Ve özellikle insan hakları konusunda, devlet kurumu konusunda, anayasa konusunda yazdıklarınız, bir akademik külliyatınız da var. Tamam, güncel sıcak siyasete gireceğiz ama ben ilk olarak şundan başlamak istiyorum sizinle. Dünyada koronavirüs sırası ve sonrasına dair ne olacağına dair pek çok beklenti, tahmin yürütülmeye başlandı. Kimi örnekler de görmeye başladık. Mesela Macaristan'da Orban'ın yaptığı diktatörlüğe doğru kayan bir sistem, daha otoriterliğe doğru kayan bir sistem. Popülistlerin biraz daha bocaladığı, Trump'tan Johnson'a kadar bir dönem. İstiyorsanız önce bir genelden başlayalım, sonra Türkiye'ye doğru gelelim. Dünyada bu sırası ve sonrasında, virüsün sırası ve sonrasında dünya otoriterliğe doğru mu kayacak, yoksa daha dayanışmacı, daha demokratik bir dünya düzeni mi oluşacak? Önce buradan başlayalım istiyorum hocam. Evet, çok güzel bir başlangıç. Teşekkür ederim. Henüz bunun için kesin bir şey söylemek ya da güçlü öngörülerde bulunmak çok kolay değil. Yani biraz erken. Öncelikle şu an neler yaşadığımızı iyi tespit etmemiz gerekiyor. Anlamak için daha fazla uğraşmamız gerekiyor. Ne olmaktadır? Yani bize bir göktaşı çarptı diyelim ve bu göktaşının çarpmasıyla birlikte bulunduğumuz yer nedir? Şu an ne durumdayız? Bu soruları sorarak başlamak çok daha doğru. Gelecek öngörüleri içinde elbette söyleyeceklerimiz var. Fakat dediğim gibi önce ne olmaktadır? Bize ne oluyor? İnsanlığa, dünyaya ne oluyor? Olan şey şu, bir büyük salgınla karşı karşıyayız. Bunu hepimiz biliyoruz. Benzeri var mı diye soruluyor. Pek bir benzeri olmadığı şeklinde bir cevap var. Bu cevap konusunda da yaygın bir mutabakat var. Yani 1918 İspanya gribi ya da 1929 Dünya Büyük Buhranı veya işte daha sonra 70'lerde büyük petrol krizi, 2001 11 Eylül sonrası, 2008 büyük ekonomik krizi gibi pek çok şey sayılıyor. Fakat genel olarak kabul edilen bu dönemin diğerleriyle öyle çok da benzeşmediği, yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuz, ben de aynı kanıdayım. Yani bu dönem yeni bir dönem. Benzer, elbette benzer durumlar eski saydığım dönemlerde de ortaya çıktı ama bir bütün olarak baktığımızda diğerleriyle aynı olmadığı, hatta çok büyük bir benzerlik taşımadığı da görülüyor. Peki olan nedir? Olan aslında çok uzun zamandır işaretlerini aldığımız büyük bir insanlık krizi krizidir. Bu salgın nereden çıktı sorusunun cevabı aslında çok sır değil. Konuyla ilgili uzmanlar bunun gelebileceğini, böyle bir salgının olabileceğini ayrıntılı senaryolarla çalışmışlar. Şimdi ortaya çıkan bilgilere baktığımızda bu konuda farklı ülkelerde senaryoların bir tür tatbikatının da yapıldığını biliyoruz. Ama tedbir alınmamış. Tedbir alınmadığı için de bu durum bugün bu kadar çarpıcı, yıkıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Peki niye tedbir alınmamış diye sormak gerekiyor. Bunun da cevabını yaşadığımız küresel sistemde ve bu küresel sistemin çeşitli ülkelere yansımasında aramak lazım. Evet, çok uzun zamandır pek çok noktada bu sistemin insanı öncelikli kılan bir noktadan zaten uzak olduğu ama giderek daha da uzaklaştığı söyleniyordu. Şimdi bunu yaşıyoruz. Evet, bu sistemde insan öncelikli değildir. Bu sistemde ekonomi önceliklidir. Bu sistemde sermayenin karı önceliklidir. Bunun için de her türlü aracı kullanmayı kendine hak gören bir küresel tahakküm sistemi vardır. Ve bu sistem pek çok ülkede de farklı yöntemlerle uygulanıyor. Mesela
çevrenin tahribatı veya özellikle ormanların büyük ölçüde yok edilmesi. Niye yok ediliyor peki ormanlar? Endüstriyel tarım için yok ediliyor. Endüstriyel tarımın ne kadar zararlı olduğu ve sürdürülebilir olmadığı da yine uzmanlar tarafından güvenilir bilgilerle ortaya konuyor. Ormanlar yok edilince canlıların, diğer canlıların doğal yaşam alanları tahrip ediliyor. Oradan da çok sayıda virüsün yayıldığı ya da farklı virüslerin çok daha tehlikeli bir şekilde kendi alanlarından çıkıp insanlarla temasa geçtiği biliniyor. Aynı şekilde iklim krizi ciddiye alınmıyordu, dalga geçiliyor hatta. Daha düne kadar mesela Trump gibi, Bolsonaro gibi bu popülist, otoriter karakterli liderler bunlarla dalga geçiyordu. Düşünün, Brezilya'da yağmur ormanlarının o kadar tahribatına Bolsonaro'nun cevabı neydi? Hatırlayalım, burası bizim malımızdır, istediğimizi yaparız diyordu. Şimdi bu bizim malımız sözü o varlıkları kendi kar ve servet sermaye düzeninin doğal tasarruf konuları olarak görmek anlamına geliyor. Yani bunlar benim doğal haklarımdır, tasarruf. Tabii bunun dışında toplumsal siyasal alanda da pek çok sebep var. Tedbirlerin alınamamasının nedeni sağlık sistemine hiçbir şekilde gerekli kaynakların aktarılmaması olarak gösteriliyor temel sebep olarak. Niye? Çünkü sağlık bir kamu hizmeti olmaktan çıkarıldı. Kamunun malı olan, kamunun müştereği olan bir alan olmaktan çıkarıldı. Sermayenin kar edeceği bir piyasa unsuru haline getirildi. Şimdi böyle olunca size karlı gelmeyen bir alana yatırım yapmazsınız. Sermayenin mantığı budur. Yani ben ancak kar edersem oraya para yatırırım diyor. Sadece insanlığın ortak çıkarına hizmet için de benden buraya büyük paralar yatırmamı beklemeyin. Bunun gibi başka alanlarda da müştereklerin hepsi talan edildi. Müşterek nedir? Müşterek bir ülkede, bir toplumda herkesin veya bu gezegende bütün insanların ortak malı olan şeylerdir. Bu ortak mallar işte sudur, temiz havadır, çevredir, eğitimdir, sağlıktır. Bu alanlar piyasa tahakkümünün konusu olamazlar. Piyasa mantığına teslim edilemezler. Eğer edilirlerse tek tek toplumlar ve bir bütün olarak insanlık büyük tehlikeler yaşar. O nedenle bunları ortak iyi, toplumsal iyi, toplumsal fayda çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor. Bunlar sanıyorum hocam, bu eğitimden sağlığa müşterileştirme sistemini tamamen piyasacı olarak insanlara bakışıyla ilgili bu süreçte birebir deneyimleyerek bunu belki de, ki ben biraz daha olumlu, pozitif taraftayım, değişime evet. inanıyorum. Yani bir demokratik bir değişimin olabileceğini düşünüyorum. Buna doğru şekillenebilirler diye düşünüyorum. Çok erken diyorsunuz, haklısınız ama bu olabilir değil mi? Ben buraya geleceğim Murat. Yani benim öngörüm yok değil tabii. Fakat önce ne olduğunu, neyin nereden kaynaklandığını bir değerlendirmek istedim. Evet. Konudaki görüşlerimi aktarmak istedim. Ben de senin gibi düşünüyorum. İlk etapta bu otoriter popülist rejimler bunu bir fırsat olarak kullanmaya çalışacaklardır. İnsanların bu büyük çaresizliğini kendi keyfi yönetimleri için bir gerekçe, bir bahane, bir manivela olarak kullanmak isteyeceklerdir. İstiyorlar da, bir kısmı bunu yapıyor. Ancak ortam öyle sandıkları kadar onlara elverişli değil. Bakın, dün sadece araya bir örnek katayım. Lübnan'da yoksul mahallelerde İnsanlara evde kalın diyor Beyrut'ta. İnsanlar da evde kalıyor. Fakat evde kalan ne yiyecek? Onu kimse sormuyor. Nasıl geçimini ve hayatını sürdürecek? Yani nasıl ayakta kalacak? Bu soruya cevap vermeden insanlara evde kal çağrısı yaptığımızda bir süre sonra bu boşlukta kalır. Doğal olarak kalır ve tabii gece vakti insanlar evlerini terk ettiler. Sokaklara üşüştüler. Orada yükselen çığlık neydi? İzleyenler görmüştür. İnsanlar diyorlar ki koronavirüs 14 günde öldürür, açlık 7 günde. Yani ben aç mı kalayım yoksa
hastalıktan mı öleyim, aç kalarak mı öleyim, hastalıktan mı öleyim ikilemiyle karşı karşıya bırakıldığında insanların bu dayatmayı reddedeceğini en temel insani ve toplumsal bilgilerimizden çıkarabiliriz. Yani şunu söylemek istiyorum. Sen bir insanı açlığa mahkum edersen o insanı ve bunlar tabii ki milyonlar, milyarlar tabii. Bu insanları açlığa mahkum ederek kendince bir şeyler yapmaya tedbirler aldığını iddia edersen o insanlar patlar. Onlara böyle bir varoluşu hiçbir rejim uzun süre dayatamaz. O nedenle diyoruz ki asıl olan ekonomi değildir. Asıl olan insanlıktır. Asıl olan müştereklerimizdir. Asıl olan bizi birbirimize bağlayan ortak noktalardır. Biz hava, temiz hava, su olmadan, sağlık hizmeti olmadan yaşayamayız. Hiçbirimiz yaşayamaz. Dünyada şu an ortaya çıkan bir başka durum da şudur sevgili Murat. Bir küresel pandemik kast sistemi. Bu bir üzerinde mutlaka çok dikkatle durulması gerekiyor. Bu söz bana ait değil. Ben de okuduğum yayınlardan aldım. Küresel pandemik kast sisteminden kastedilen şu. En zenginler yazlık mülklerine kaçtılar. Orada kendilerini güvenceye aldıklarını düşünüyorlar. Orta sınıf işte haylaz çocuklarıyla ya da bir türlü memnun edilemeyen çocuklarıyla evlerine kapandı. Bir tür farklı depresyon tecrübe ediyorlar. İşçiler cepheye sürüldü. Şu an evde kal çağrıları çok az ülkede üretimi durdurma tedbiriyle birlikte yürüyor. Ne demektir bu? İşçiler gene dışarı çıkmak zorundalar. İşçiler yan yana sosyal mesafeyi falan asla gözetme imkanı olmadan çalışmak zorundalar. Yani şu an cepheye sürülenler işçiler ve onların canı çıksın diyen bir küresel eğilim var birçok küresel eğilim var birçok ülkede de bu eğilimin hayata geçişini görüyoruz. Dördüncü kast ise bütünüyle sınıfsız diyebileceğimiz yani en korumasız, en güvencesiz insanlar. Kim bunlar? Bunların başında işsizler geliyor. Bunların başında evsizler geliyor. Şimdi Brezilya'da favelalarda yaşayanlara bakın. Oradan gelen haberlere bakın. Ya insanların nefes mesafesi bile yok. Ve yiyecekleri, ekmek, içecekleri, su yok. Bir virüsün oraya girmesi halinde bunun nasıl hızla yayılacağını tahmin etmek o kadar kolay ki. Peki orada yayıldığında bunu sadece yoksulları vuracak bir durumda tutmak mümkün müdür ki? Bu asıl tecrübe ettiğimiz şey şu. Bir ülkede bir tek kişi bu virüsle enfekte olduğunda ve bu eğer bu durum bir şekilde izole edilemediğinde bütün dünyaya yayılıyor. Wuhan'dan yayıldı işte. Demek ki tek bir insan hasta olduğunda öyle bir krizle karşı karşıyayız. Tek bir insan enfekte olduğunda bütün insanlık tehdit altındadır. Şimdi devam ediyorum. Bu evsizler dedim, favelalarda yani baraka evlerde ekmeksiz, susuz yaşayan, hiçbir kamusal hizmetten yararlanamayan milyonlar. Bir de mülteciler, tamamen korumasız kalmış insanlar. Bunlar milyonlarca toplama kampları gibi yerlerde tutuluyorlar. Ve dün de aldığımız bilgiler biliyorsunuz düştü bu medyaya. Afrika'da ve bazı başka ülkelerde mülteci kamplarında salgın görüldü. Maalesef. Şimdi 4 tane kast var kabaca. En alttakilerin canı çıksın, öbürlerse ölsünler diyenler var. Ha bu araya hapishaneleri de sokmak lazım. Çünkü son birkaç gündür bütün dünyada, sadece bizde değil, sanki bu konu sadece bizde tartışılıyor gibi sanılıyor. Hayır. Bütün dünyada, Kolombiya'dan Haiti'ye kadar, bütün dünyada cezaevlerinde büyük sorun var. Kolombiya'da geçen gün korkudan, bu virüsün kendilerini öldüreceği korkusundan isyan etti. Başkentte yanılmıyorsam, Bogota'da mahkumlar ve kaçmaya çalıştılar. Kaçarken 28'i vurularak öldürüldü. Şimdi öyle bir durumdayız ki en alttakiler ölsün. Onların bir üstünde cephede savaşan işçiler de artık ne yapalım ölen ölürse de ölür kalan sağlar bizimdir anlayışı. Orta sınıf kendini bir şekilde depresyonda, mepresyonda falan
korumaya çalışıyor. Üst sınıf bütün bu tehditlerden uzak yaşayacağını düşünüyor. Bu kas sistemi yürüyemez. Küresel kas sistemi yürüyemez. Peki bu kendiliğinden değişir mi? Hayır Murat, bu kendiliğinden hiçbir şey değişmez. Benim sürekli söylediğim bir söz var kendi iç toplantılarımızda, akademik konuşmalarda. Kriz bir faktördür, aktör değildir. Krizler ancak aktörlere değişim imkanı sunarlar. Değişim için zemin sunarlar. Bunu, bu küresel kas sistemini ve ulusal toplumlarda, yani tek tek ülkelerde bunun korkunç eşitsizliklerle yürüyen uygulamalarını değiştirmek için güçlü alternatiflere ihtiyaç var. Bu alternatifleri hayata geçirecek aktörlere ihtiyaç var. Şimdi ben buradan partiye bağlantı yapayım. Biz HDP olarak buna talibiz. Fakat tek başına HDP'nin yapabileceği bir şey olmadığını da biliyoruz. Biz bu ülkede müştereklerimiz esasında yeni bir yaşam kurmayı istiyoruz. Ve bu konuda bütün emekçileri, bütün en alttaki kastlara mahkum edilmek istenen insanları bir arada görmek istiyoruz. Bunların bir araya gelmesi için ne yapılması gerekiyorsa, ne politika üretmek gerekiyorsa, ne çalışma yürütmek gerekiyorsa bunu yürütmeye talibiz. Ama bizsiz olmaz biliyoruz, sadece bizimle olmaz. Bunu genel başkanlığımdan beri sürekli, eş genel başkanlığımdan beri sürekli söylüyorum. Şimdi önümüzde evet bir büyük imkan var. Bu sistemin yürümediğini herkes kendi günlük hayatında tecrübe ediyor. Ayrıca bütün bu krizleri ve bütün bu çelişkileri öyle otoriter yöntemlerle idare etmenin mümkün olmadığını aslında idareciler biliyor. Yani bugün hani Türkiye'deki iktidar yasaklarla, baskılarla, bağış kampanyaları gibi son derece aciz yöntemlerle yönetebileceğini düşünüyor ama onlar da eğer bakarsanız temsilcilerinin, sözcülerinin yüzlerine aslında büyük bir şaşkınlık ve panik içindeler. Bu yöntemlerin işe yaramayacağını biliyorlar. Onların alıştıkları yöntemler bu insanlık krizinin aşılmasını sağlayamaz. Tam tersine bu krizin derinleştirilmesine yol açar. Yeni hocam, şeylere şöyle bir şeyden gidelim isterseniz. Türkiye'ye siz evet. Bir giriş yaptınız. Ben de sizin kadar olmasa bile okumaya, dünyayı anlamaya çalışıyorum. Bu tartışmaları izlemeye çalışıyorum ama benim özellikle çok basit ve çok net anlatan bir tane cümle var. Belki koronavirüsü değil ama sizin düzeniniz beni öldürecek diyen Türkiye'li tır şoförü. Bu kadar basit, bu kadar net, bu kadar açık ifade edilemezdi. Tabii ki de daha entelektüel tartışmalar oluyor ama bu çok açık ve net bir şey. Siz biraz evvel Türkiye'ye bir giriş yaptınız. Aslında bir demokratik ittifak HDP arayışındaydı. Sizin eş genel başkanlığınız da bunun bir aşaması olacaktı. Bu demokratik ittifak Türkiye'de belki de bu ortamda, tabii iktidar ne kadar bu noktaya gelebilir, belki tüm Türkiye'de siyaset üreten partilerin AKP'sinden CHP'sine, HDP'sine, Deva Partisi'ne geleceğine herkesin bir arada olduğu ve bu krize karşı mücadele ettiği bir ortam olabilir mi diye de düşünüyordu insanlar ama pek hani AKP'nin, iktidarın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptıkları pek buna mümkün olmayacakmış gibi de gösteriyor. Ama galiba ana çıkış bir araya gelmek. Belki bir tane orada nokta var. Bu infaz yasasıyla ilgili AKP çok uzun zamandır kriminalleştirmeye çalıştığı, uzaklaştığı HDP ile de bir görüşme yapıyor. Ki siz bir dönem meclis başkan vekili de yaptınız. Evet. Nasıl Türkiye için bütün partilerin bu kriz ortamında bir araya gelip mücadelesi mümkün mü? Bu infaz yasasında sizinle kurulan diyaloğu da biraz sonra konuşacağız ama önce mümkün mü? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki bizim öncelikli isteğimiz mevcut iktidarı bu söylediğimiz çizgiye zorlamaktır. Yani bunu yapabilmemiz için de evet çok geniş bir demokrasi birliği, birlikteliği oluşturmamız gerekiyor. Bu demokrasi birlikteliğinin aynı zamanda müşterekleri esas alan bir anlayışı da öne çıkarması lazım. Yani bizim şu an yaşadığımız büyük tehdidi alt etmeyi sağlayacak o anlayışı da oluşturmak lazım.
Şimdi eğer iktidar buna yanaşırsa bundan memnun oluruz. Bizimle diyalog sanıldığı kadar öyle ayrıntılı bir görüşme değil. Onu söyleyeyim. Bizimle diyalog bize kendi tekliflerini grup başkan vekilleri aracılığıyla sunmaları ve bizim grup başkan vekillerinin de onlara bizim görüşlerimizi aktarmasıyla sınırlı kaldı. Fakat diğer partilerle de görüşüyorlar. Muhtemelen bu görüşmeleri sürdürecekler çünkü bir çaresizlik ve çıkmaz içindeler. Kendi başlarına da bunu yönetemezler. Çünkü ben bu iktidarın bu yapısıyla, bu zihniyetiyle bu sorunları çözebileceğini düşünmüyorum. Çünkü başından beri insan mı, ekonomi mi, toplum sağlığı mı, kar mı ikilemlerinde hep ikincileri seçti. Bugün insanlar sağlık için yatırım beklerken Kanal İstanbul için temel atma ya da kazma ya da ihale yapılabiliyor. Şimdi dolayısıyla bizim daha insani, emekten, bütün insanların insanca, insan olduğuna yaraşır bir hayat sürecekleri düzenden yana çevrelerle bir araya gelmemiz lazım. Öte yandan bu infaz yasası da bu açıdan evet bir fırsat olabilir. Bu kadar büyük bir gafletten iktidarın uyanmasına en azından bir parça zararı derinleştirmekten kaçınmasına vesile olabilir. Bunu şöyle somutlaştırayım. Şimdi biraz önce söyledim. Cezaevleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından da, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından da, Avrupa Konseyi organları tarafından da en riskli mekanlar olarak ilan edildiler. En azından en riskli mekanlar arasında cezaevlerinin olduğu da biliniyor. Sebeplerini anlatmama gerek yok. Bunlar artık kaç gündür konuşuluyor. Şimdi eğer öyleyse o zaman cezaevlerini boşaltmak gerekiyor. Bunu mesela İran bile yapabildi. 190 bin mahpus var, 85'ini serbest bıraktılar. Bu başka ülkelerde de uygulanıyor şimdi. Çünkü cezaevlerinde tedbir almanız neredeyse imkansız. Bir yere bir virüs bulaştığı anda o virüsün çok büyük kayıplara yol açacağı tahmin edilebiliyor, öngörülebiliyor. O halde şimdi gelin insani değerleri esas alalım ve bütün bu tehlikeyi bertaraf edecek düzenlemeyi birlikte yapalım. İki tane basit ölçütü var bunun. Koronavirüs ayrım tanımıyor. Ayrım tanımadan herkesi vurabilir. İnfaz hukuku evrensel açıdan bakıldığında eşitlik temeline dayanmak zorunda. Bu iki ilke. İnfaz hukuku eşitlik ilkesi olmadan olmaz. Koronavirüs ayrım tanımaz. Şimdi bu ikisini bir araya getirip insani bir yol açmak mümkün değil. Buradaki talep insanidir. Şüphesiz siyasi sonuçları olacaktır ama bunları gözetmeyen bir iktidarın insani değerlerden daha da uzaklaşacağını çok kolay öngörebiliriz. İnsani değerlerden her uzaklaşma toplumun tamamını tehdit eden bir noktaya taşır bizi. Toplumun sağlığını ve hepimizin hayatını tehdit eden noktaya hızla ilerleriz. O nedenle çağrımız budur. Durun. Durun. Hocam bir taraftan evet. Da şu var tabii. Türkiye'de son yıllarda giderek artan bir siyasetçisinden sivil toplum kuruluşu liderine, insan hakları savunucusuna, gazetecisine pek çok insan iktidarla aynı düşünmediği için kimi maddelerle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına, hatta Anayasa Mahkemesi'nin, hatta Yargıtay içtihatlarına rağmen ceza tutma süreçleri oldu. Bir de böyle bir yükle geliyor Türkiye. Şimdi bütün bu yükün dışında, bunları dışında tutan bir nokta eski HDP eş genel başkanı Demirtaş'tan Gülten Kışanağ, işte gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, yani isim saymaktan da utanıyor insan ama mesela biliyorum ki Demirtaş'ın bir sağlık problemi de var. Böyle sağlık problemi olan pek çok insan var içeride. Bütün bunları da gözetmek gerekiyor çünkü bir sosyal ve hukuki ve vicdani bir problem de karşı karşıya Türkiye bu sefer. %100 katılıyorum Murat. Şimdi bak biraz önceki girişte bir soru sormuştun. Dünya otoriterliğe mi gidiyor daha çok yoksa demokrasinin erdemleri daha mı fazla görülecek? Ben şunu söyleyeyim.
koronavirüsle en başarılı mücadele eden ülkeler otoriter ülkeler değildir. Neden? Çünkü bu tehditle toplumu katmadan mücadele etmeniz mümkün değildir. Toplumu katabilmeniz için toplumu ikna etmeniz gerekiyor. Toplumu ikna edebilmeniz için topluma güven vermeniz gerekiyor. Topluma güven verebilmeniz için toplumun çeşitli kesimlerinin temsilcilerini sürecin içine katmanız gerekiyor. Ayrıca şeffaf olmanız gerekiyor. Doğru konuşmanız gerekiyor. Şimdi siz her konuşanı susturmaya kalkarsanız, bu büyük tehditle baş etmek için elinden gelen çabayı harcayan, kendi bulunduğu yerde çalışma yürütenleri engellerseniz, bir gün sonra, birkaç gün sonra veya bir süre sonra, kayıplar arttığında insanlar size soracaklar, neden engelledin, neden bana yalan söyledin? Neden benden gerçekleri sakladın? Şimdi biz 356 insan öldü diyoruz. Tabii bu rakamlara toplumu büyük bir kesiminin ikna olduğunu sanmıyorum. Çünkü rakamların gizlendiği gibi bir büyük şüphe var. Çünkü kamuoyunun serbest ve özgür bilgi alması engelleniyor. Birileri farklı bir değerlendirme yaptı mı susturuluyor. Şimdi tam da bize lazım olan ekmek kadar, su kadar, sağlık kadar aynı zamanda özgürlüktür. Aynı zamanda katılımcılıktır. Bunu biz kendi hayatımızda tecrübe etmeye başladık, daha da edeceğiz. Şimdi insanları eve kapanın diye çağrı yapılıyor, ben de yaptım. Çok doğrudur. Ama evden çıkmak zorunda olanlar var. Biz diyoruz ki evde kal çağrısını yapıyoruz, evde kalabilecekler için. Ama evde kalamayacakların dışarı çıkmasını engelleyecek tedbirleri almak hükümetin görevidir. Yani onların çalışmasını askıya alacak. Bütün üretim çok zorunlu alanlar dışında durdurulacak. Ücretli izin uygulaması yapılacak. Bu konuda yeterince kaynak var Türkiye'de. Yani şu an Türkiye'de yürüyen büyük projeler ve israf alanları bir şekilde durdurulsa çok büyük bir kaynak ortaya çıkacak. O nedenle ayrıca yeni vergiler konabilir. Bak şimdi kriz dönemi, evet birçok sektör durdu ama bazı sektörler çok aşırı kar etmeye başladı. Girip işte İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na ya da şirketlerin bilançolarına bakarsan görürsün. Özellikle süpermarketler zincirleri büyük kar etti. Peki bu döneme özgü çok büyük kar yükselişi kaydeden şirketlere ekstra vergi getirilemez mi? Neden getirilmesin? Getirilmeli. Ayrıca özellikle vergilerde, bu dolaylı vergilerde değil, doğrudan vergilerde arttırım yaparak toplumdaki kaynakları daha adil, çok tam adil değil, daha adil paylaştırmaya önerebilirsin. Evet. Şimdi biz evde kaldığımızda, şunu da söyleyeceğim, evde kaldığımızda bizim sadece ekmeğe, suya değil, doğru bilgiye ve inanacağımız mercilere ihtiyacımız var. Eğer evde kapanırsa, kapandığımız gibi bize bütün dünyayı da kapatırlarsa yarın öbür gün bu tedbirler işe yaramayacaktır. O nedenle ben dinden gelen bir özgürlük ve demokrasi arzusunun daha da görünür hale geleceği günlerde olduğumuzu düşünüyorum. Evet Murat, çok konuşuyorum değil mi? Estağfurullah. Biz de dinlemek istiyoruz sizi. Sayın Sancar, şimdi burada şunu da soracağım. CHP'li belediyelerin yaptığı yardım kampanyasına devlet içinde devlet yaratmak diye bir gerekçeyle İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle engellendi. Belediyelere bu engelleme noktası konuşulurken, tartışılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bir şekilde her zaman olduğu gibi HDP tekrar anıldı bu noktada. Hem CHP'li belediyelere bu engellemenin getirilmesi, hem HDP'nin bu anıldığı cümleler üzerinden ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu uygulama tam bir çaresizlik ve acizlik göstergesidir. Yani belediyelerin, CHP'li belediyelerin yardım kampanyalarını engellemek iktidarın ne kadar çaresiz ve aciz durumda olduğunu gösteriyor. Çünkü bize bu dönemin öğrettiği ve daha da öğreteceği bir ders var. Bu salgın döneminde.
yerelde güçlü dayanışma ağları, gönüllü güçlü dayanışma ağları oluşturmadan bu krizin yaratacağı sosyal ve ekonomik tahribatları önleyemeyiz. Demek ki bizim yerelden başlayarak güçlü, gönüllü dayanışma ağları kurmamız lazım. Bu işin en önemli aktörleri de doğal olarak belediyeler olacaktır. Sadece belediyeler değil ama belediyeler çok önemli bir yerdedir. Çünkü belediyeler müşterek mahalli ihtiyaçları yönetmek üzere o yerinin halkının oyuyla seçilen birimlerdir. Anayasa 127. madde zaten belediyelerin bu konumunu güvence altına alıyor. Yani devlet içinde devlet sözü kadar cahilce bir ifade kullanılamazdı herhalde. Yani bundan daha cahilce bir ifade bilemiyorum. Çünkü eğer siz bu ülkede anayasaya mahalli idareleri güvence altına alan ve onların faaliyet alanlarını da koruyan düzenleme koymuşsanız zaten devleti böyle organize etmişsiniz. Devlet bu şekilde organize edilmiş. Merkezi idare ve yerel yönetimler. Yerel merkezinin bazı konularda yetkileri yerel yönetimlere verilmiş. Biz bu yetkilerin az olduğunu düşünüyoruz. Biz yerel yönetimlere çok daha büyük yetkiler verilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bunu hep başka türlü yorumladılar biliyorsun yıllardır, 10 yıllardır. Oysa şimdi görüyoruz ki bu çok insani bir taleptir. Çünkü bu tür büyük krizlerle yerelden başlayarak ancak mücadele edilebilir. Yerelden başlayabilmek için yerel yönetimlerin güçlü yetkilere sahip olması, geniş kaynaklara sahip olması ve mutlaka güvenceye kavuşturulması gerekiyor. Şimdi bu üç şey, evet, geniş yetkiler, güçlü kaynaklar ve çok sağlam anayasal güvence. Bunlar Türkiye'de şu an yok. Ve var olan bir kısım var, belki azıcık anayasayla, belediye kanunuyla ve diğer yerel yönetim kanunlarıyla tanınmış bazı imkanlar var. İktidar bunlara da tahammül edemiyor. Neden? Çünkü demokratik bir anlayışa sahip değil. Çünkü bu krizi toplumu katarak yönetme gibi bir derdi yok. Çünkü toplumun sağlığı onun önceliği değil. Çünkü toplumun ve insanlığın geleceğini esas dert olarak görmüyor. Biz bu noktaların hepsinde yeni bir hayat ve yeni bir hareket oluşturmak zorundayız. Peki şu anda özellikle hep konuştuğumuz İstanbul, Ankara, İzmir. Doğal olarak çok fazla insan da yaşıyor tabii, konuşuyoruz ama Türkiye'nin doğusunda ve güneydoğusunda ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı illerde orada sokağa çıkmama çağrılarına nasıl bir hem ekonomik sıkıntılar var bir taraftan insanlar devletle ilgili bazı soru işaretlerini taşıyorlar. Bir taraftan çok geç kapatılmış bir İran sınırı var. Van'da karayoluyla bir şekilde oradan taşınmış olabilir diye endişeler var. Bölgede, doğuda, güneydoğuda, o illerdeki durumu nasıl? Size çok oradan yoğun bilgi geldiğini bildiğimce soruyorum özellikle. Sürekli bilgi geliyor. Son bir haftaya kadar sokağa çıkmama, evde kalma çağrılarına çok büyük bir uyum göremedik. Yani insanlar bu çağrılara pek fazla uymadılar. Neden? Şimdi bunu da araştırdık tabii. Bir defa gerçekten ilk sebep olarak karşımıza bu hükümete duyulan güvensizlik geliyor. Güvenmiyorlar. İnanmıyorlar bu hükümete. Büyük çoğunluk. Çünkü bugüne kadar yaptıklarıyla bu inancı zaten ortadan kaldırmış. İki, insanlara ana dillerinde açık ve anlaşılır şekilde bu durumu anlatmanız lazım. Özellikle kriz zamanlarında onların dilinden, her bir insanın kendi dilinden bu tehlikeyi ve tedbirleri anlatma mecburiyetiniz var. Oysa bu ülkede bu iktidar zaten son yıllarda iyice bunu ileri götürdü. Ana dilinde belediyeler hizmet verirken onlara kayyum atandı, bizim belediyelere. Kayyum atanan belediyelerimizde ilk yapılan şey
ana dilde hizmetin kaldırılması oldu. Şimdi Batman'a biliyorsunuz en yeni kayyum atandı. Evet. Ve kayyumun ertesi gün yaptığı iki uygulama var. Bir, kadın merkezinin başına bir erkek getirmek. İki, Kürtçe belediyenin web sayfasının Kürtçe bölümünü kapatmak. Şimdi nasıl bir mantık? Ya insanın ana dilini yasaklamak sadece politik bir mesele değildir deyip duruyoruz yıllarca. Ben bunu akademisyen olarak da neredeyse 25 yıldır yazıyorum. Bu sağlıktan gündelik hayata kadar çok insani bir meseledir. Şimdi biz de baktık ki böyle olmuyor çünkü tehdit büyük. Çünkü İran'dan sınır kapısı kapatılmadığı için çok büyük salgın tehlikesi var. Ayrıca Habur da öyleydi. Habur'da da uzun süre giriş çıkışlar engellenmedi. Belki 100 kilometreye varan bir kuyruk, araç kuyruğu olmuştu. Kamyon kuyruğu olmuştu. Peki o kamyoncular bir arada bulunuyorlar. Karantina şartları yok, tedbir şartları yok. Buradan yayıldı. Şimdi orada bir sürü yerde vaka sayısını bilmemiz mümkün değil. Çünkü daha bir hafta öncesine kadar tek bir tanı merkezi vardı. Şimdi biz bir kampanya başlattık. Kürtçe, Arapça, Süryanice, Ermenice yerel dillerde mahalle mahalle parti çalışanlarımız halkımıza durumu anlattı, tehdidi anlattı. Ben de Kürtçe video mesaj yayınladım ve evde kalmak gerektiğini söyledim. Yani biz bu çabayı mahalle mahalle örünce, üstelik ana dilde bunu yapınca gerçekten evde kalma oranı %80-90'a çıktı. Şimdi bütün bunlar bize bu sistemin neden insanın değerlerine uygun olmadığını bir kez daha anlatıyor. Ve Türkiye'nin batısındaki kardeşlerime de şunu söylemek istiyorum. Bakın ana dil meselesi gerçekten size bugüne kadar anlatılmak istendiği gibi böyle bir bölme, bir parçalama meselesi değildir. İnsani bir mesele. Bakın kardeşlerim, yerel yönetimlerin güvenceli, yetkili ve güçlü olması bir politik meselenin çok ötesinde bir meseledir. Bu kendi hayatlarımızı ve müşterek ihtiyaçlarımızı kendi irademizle yönetme hakkının ifadesidir bu talep. Şimdi o nedenle biz Türkiye'de yeni dönemin demokrasisini kuracağımız zaman bu yerel demokrasiyi de bu çok kültürlü çoğulcu talepleri de esas alan bir çizgide buluşmalıyız. Aksi gördüğümüz gibi hepimizi tehdit ediyor. Sayın Sancar, umut ediyorum virüsün atlatıldığı hem Türkiye'de hem dünyada daha demokratik ve daha umutlu günlerin konuşulacağı, ana dilin hala gündem olmadığı bir ülkede yaşayacağımız günleri umut ediyorum. Ve size çok teşekkür ediyorum yanımıza katıldığınız için. Çok teşekkür Çalışmalarınızda ederim. başarılar diliyorum. Sağ ol. Sadece şunu söyleyeyim. Zamandayız. Devam ediyor. Evet, Buyurun. kesinlikle. Evet, çok zor bir dönemdeyiz. Bunu biliyoruz. Bu dönemi aşmanın imkanları vardır. Zararlarımız, kayıplarımız olacaktır. Bunu en aza indirmenin yolu hepimizin çok güçlü bir dayanışmayla, gönüllü dayanışmayla birbirimize umut bağlamamız, birbirimize inanmamızdır. İktidar bugün bu milli dayanışma adı altında bir kampanyayı devreye soktu. Bunun adı dayanışma değildir. Burada halka bir dayatma var. Bir, ikincisi hükümetin kendi sorumluluğundan kaçma çabası var. Oysa biz insanlar, tek tek insanlar, iyi, vicdanlı, insaflı insanlar zararları en aza indirebiliriz. Bu dönemi atlattıktan sonra da çok daha insanca bir yeni yaşam kurabiliriz. Buna inanalım. Bu inanç bizim umudumuzun kaynağı olsun. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Efendim, Teşekkür Temmuz'da ederim. yayınlar sürecek. Görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz.